كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Size öyle bir zaman gelecek ki ölümler çoğalacak, musibetler büyüyecek, açlık derdiniz artacak, cenazeleriniz cemaatle dahi kılınmayacak. O günler geldiği zaman evinizden, evlerinizden, yuvalarınızdan ayrılmayın, evlerinizi terk etmeyin, şifalar için, şifanız için birbirinize destek olun, birbirinize yardımcı olun, hastalıkların önüne set çekin. Buradan maksat nedir? Mesela ilk başta neden de korona olduğu zaman herkes evinde kalsın değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde ne geçiyor? Bir yerde bir veba salgını olduğu zaman aynı şey. Ha korona ha veba aynı. Salgın hastalık demek veba. Efendimiz 1400 küsur sene önce buyuruyor. Eğer bir yerde bir veba, bir salgın olursa evinde olanlar evinden çıkmasın, dışarıda olanlar evine girmesin. Korona'da bunu yapmadılar mı? Bu hadisi Amerika'da billboardlara astılar. Amerika'da. Evet. Bu hadisi Amerika'da billboardlara astılar. Türkiye'de bu hadisi okuyana gerici dediler. Ya. Hazreti Ali ne diyor? Bak devamına bak. Eğer bunlara göz yumarsanız kuru odunu kor ateş yaktı gibi o sizi yakacak diyor Hazreti Ali. Ölümler çoğalacak, musibetler büyüyecek, açlıklar da artacak. İnsanlar açız, ölüyoruz, bitiyoruz. Kimse açlıktan ölmez. Ecelin yazılmadıysa, altın dolu vagonda, para dolu odada açlıktan ölürsün. Evet. Milyar doların olur. Kainatın en zengini olursun. Allah Celle Celle seni altının içinde boğar öldürür. Altının içinde, paranın içinde. Para mı yiyeceksin, altın mı yiyeceksin? Kimse acından ölmez. Eceli yazılmadıysa. Bizim milletin en büyük derdine açız, eve ekmek götüremiyoruz. Kardeşim ecelin gelmediyse ölmezsin. Ne diyor? Musibetler artacak, ölümler artacak, belalar artacak. Cenazeleriniz cemaatsiz kılınacak. Cenaze cemaatsiz. Korona'da olmadı mı? Oldu kardeşim. Cemaat olmadı. Cemaat korona'da. Ne oldu? Sadece en yakını ya da mesela sadece cenaze taşıyanlar. Koca koca adamlar. Ölse arkasından binlerce kişi gelecek adamların cenazesine 3 kişi katıldı. 3. Ya. Öyle zaman geldi. Bak seller, bak yeller, bak depremler, bak yangınlar, bak virüsler kol geziyor. Ya. Ama hepsi bizim yüzümüze. Biz günahlara daldık. Allah Celle Celal dinini terk ettik. Az önce okuduk, bir daha söylerim. Ellerimizle işlediğimiz günahlar başka hiçbir şey değil. Biz Allah Celle Celal'i unuttuk. Allah Celle Celal bizi unuttu. Allah Celle Celal'i unutmaktan münezzehtir. Bize unutma muamelesi yapıyor. Evet. Bak Karadeniz'i sel alıyor. Karadeniz'i sel alıyor, sel. Ne oldu? Evler gitti, ocaklar gitti. Allah muhafaza. Akdeniz'de yangınlar götürüyor. Hava durumuna bakıyorum, Trabzon'da hala yağmur gösteriyor. Hala. Antalya'ya bakıyorum 45 derece. Görüyor musun? Bela görüyor musun? İstanbul'da vaka sayısı bilmem kaç bin. Görüyor musun belayı? Doğu'da depremler artmış. Görüyor musun belayı? Sebep biziz biz. Sahabeler. Niye onların başına böyle bir şey gelmedi? Onların derdi dünya değildi. Bizim derdimiz dünya. İşim eşim aşım param. İşim eşim aşım param. Para para para. Ahiret yok, ölüm yok, kabir yok, azap yok, hesap yok, mizan yok. Al sana bela. Kimin derdi dünya olursa Allah Celle Celle onun derdini dünya kadar yapar. Kim ahireti dertlenirse onun dünya derdi olmaz. Olmayacak. Allah Celle Celle ayette buyuruyor. Derdi dünya olanın. O derdi paraysa onun parasını vereceğim diyor Allah Celle Celle. Evet. Ayette geçer. Kimin diyor dünyada derdi zengin olmaksa ona biraz zenginlik vereceğiz. Ama onun ahirette nasibi olmayacak diyor. Allah Celle Celaluhu. Hadi bakalım. Kimin derdi ahiret zenginliği olursa diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet. Ayetin devamı. Onu diyor ahirette zengin edeceğiz. Dünyada zengin edeceğiz.
Hem dünyada hem ahirette zengin olacaksın. Ama senin derdin ne? Bu belalar niye geliyor? Daha da gelecek. Daha beteri gelecek. Sadece korona vardı değil mi? Diyorduk ki korona var, geçmiyor. Üstüne ne oldu? Neler geldi neler. Neler geldi neler. Taş yağmaları başlayacak. Taş. Taş yağmaları başlayacak. Depremler artacak. Biz burada korona daha sokağa çıkma yasağı varken hatırlarsınız. Dedik ki bu yasaklar bitecek. İnsanlar dedik, günahlar dedik, koşacaklar. Koşmadılar mı? Koştular. He? O bayramlarda, o seyranlarda, o içkiler, o zinalar, o fuhuşlar. Gidi hey. Hey gidi hey. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu belanın, musibetin büyüğünü verdi. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu yangınları söndürsün. Amin. Allah Celle Celaluhu selleri durdursun. Amin. Allah Celle Celaluhu koronayı kaldırsın. Amin. Ama ağzımız bozuk. Ağzımız olmuyor. Başı biz çekiyoruz maalesef. Sıkıntı burada. Dua eden de bozuk. Kusura bakmayın, amin diyen hepsi birbirinden beter. Niye? Ya sahabeler, bak hep sahabelerden örgünüz. Niye? Ya onlar sahabe. Hayır. Onlar da insan, sen de insan. Onların bizden bir farkı var. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü. Geri olarak hiçbir fark yok bizden. Onlar da aynı namazı kılıyordu. Onlar da aynı oruç tutuyordu. Onlara bir tane la ilahe illallah, bize 100.000 tane la ilahe illallah diyen yok. Onlara ne emredilse bize de aynı emredildi. Onlar elini açtığı anda gök yere iniyordu. Gök! Anladın mı mevzuyu? Onlar yürüdüğü zaman denizin üstünde, hayvanlarının ayağının altında su değmedi, su. Denizin üstünde develerle. Ya devenin tabanı ıslanmaz mı? Islanmaz. Allah Celle Celle ıslatmaz kardeşim. İşte sahabe gibi olursan ıslatmaz. Bir daha söylüyorum. Düzelmezsek, tövbe etmezsek, günahlardan vazgeçmezsek çok yakında taş yağacak. Çok yakında. He, ben şunu söyleyeyim. İnşallah böyle günahlar devam edecekse yasaklar bir an önce gelsin. Evet. Amin deyin de mübarekler. Niye? Ya yasaklar kalkmayacak. Millet azacak, kuduracak, başımıza taş yağacak. Ya, bela eksik olmuyor. Niye? Günahlardan. Millet en azından evine, barkına kapanırsa en az biraz daha, az daha günah işler. Ne kadar az günah, o kadar az bela. Derdimiz bu. Anladın mı? Daha az bela gelsin diye maalesef diyoruz ki bir an önce yasaklar gelsin. Aslında benim de işime gelmiyor. Niye? Cemaat gelmez bu sefer.